Böylelikle ikinci baraj sorusunu geçmiş oldunuz, 50 bin lirayı garantilediniz ve çift cevap joker hakkı kazandınız. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi çok aynı. Güzel. Yani çok eğlenceli, yarışmak da çok hoş. Sizinle vakit geçirmek de acayip güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben öğrenciyimde siz bizim için böyle efsaneydiniz. Kendi aramızda da hep konuşurduk sizin ne kadar güzel gözüktüğünüzden. Sağ olun. Şu anda bu kadar yıl sonra sizinle aynı ortamda bulunmak muazzam bir şey. Çok bir de yarışmak da çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Harika. Devam ediyoruz. Okey. Sırada 8. sorumuz var. 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangi bilgi yanlıştır? Okey. A. 1. Napolyon, 2. Napolyon'un babasıdır. B. 2. Napolyon, 3. Napolyon'un babasıdır. C. 1. Napolyon, 3. Napolyon'un amcasıdır. D. 3. Napolyon, 2. Napolyon'un kuzenidir. Açıkçası ben bu kadar Napolyon olduğunu bile bilmiyordum. Sadece Napolyon Bonaparte'ı biliyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani biraz tarih de baktım gelirken. Ama hiç Fransa tarihine bakmadım. Hani Napolyon'un girdiği savaşlar olsaydı yine mantık yürütürdüm ama hani burada da mantık yürütsem yüksek ihtimal A değil. 1. Napolyon, 2. Napolyon'un babasıdır mantığı. Genelde öyle vermiyorlar. Araya birini sokuyorlar illaki. Yani Osmanlı'da da öyle. Murat'tan sonra bir Murat daha gelmiyor. Kafa karışmasın diye büyük ihtimalle. O yüzden otomatikman B de eleniyor bu mantıkta. Elimizde C ve D var. Burada 1. Napolyon, 3. Napolyon'un amcasıdır. Çok mantıklı. Çünkü genelde Osmanlı'da da var. Dedesinin ya da amcasının ismini oğluna veriyor. 3. Napolyon, 2. Napolyon'un kuzenidir. Bakalım. Bu da olabilir. Yani ha. Şunu sorsam olur mu? Şimdi ben burada yanılsam da benim için aslında bir problem yok. Tabii ki. En nihayet barışı geçti. Tabii. Kesinlikle bu soruya cevap vermeniz gerekiyor. Tamam. Bu yaptığımız çıkarım üzerinde ama bir düşünün. Tek tek şıklar üzerinde acele etmeden süre kısıtlamanız da yok. Okey. Kesin A değil. Ondan eminim. Yani A çıkarsa da insan hani abi A değil dedin A çıktı olabilir. Mantığım ama onu diyor. Yani 1 ve 2 kesin araya birisi girmesi lazım. 2 ve 3 bu da olur mu? Olmaz belki Napolyon Junior falan derlerdi. O zaman Junior diyorlar bilmiyorum da. Belki Frederick Napolyon olurdu. Direkt Napolyon olur muydu ama belki ikinci ismi de olabilir. Ondan da emin değilim. Çünkü mesela Mehmet Reşat var ama biz onu 5. Mehmet diye biliyoruz. Belki farklı isimleri de vardır. Yani C ve D bu mantıkta yakın geliyor ama bir şeyde seçeneklerden hareketle. Madem ki birbirinin babası değildi neden iki tane koydular? Hadi neden 2. Napolyon, 3. Napolyon'un halasının oğlu diye koymadılar şıklara? İki tane babası koymuşlarsa bu da üniversite test şık usulü mantıkta iki tane koymuşlarsa kesin cevap onlardan biridir olayı da var. O zaman 3. Napolyon'un kuzeni, amcası, babası. Tamam A'yı eledik. O zaman Kenan Bey eğer mümkünse son joker hakkımı da ben burada kullanmak istiyorum. Tabii ki. Çift cevap joker hakkımı. Önce B, 2. Napolyon, 3. Napolyon babasıdır. Son kararım. Bu bilgi yanlıştır diyorsunuz. Evet yanlıştır diyorum. Ha doğrudur diye baktım ben. Belki odur. Joker'e gerek yoktu belki de. Ben de bir şey atladım. A, C ve D birbirini doğrulamıyor muydu aslında? Hiç öyle bakmadım bütüncül. Aslında bu bilgi sorusu değildi biliyor musunuz Serkan Bey? Mantık sorusu muydu? Evet yani zeka sorusuydu. Zeka ve dikkat sorusuydu. Aslında dikkatli baktığınız zaman A, C ve D'nin birbirini onayladığını, teyit ettiğini görürdünüz. O zaman eşimin benden... Dediğiniz gibi hissettiğiniz doğruydu. B ile başladınız o yüzden siz de aslında. Yani tam adını aynen koymadınız belki evet, ama içsel bir durum vardı sizde de. Eşimin bende şikayet ettiği bir durum var. Maalesef benim türümdeki, benim grubumdaki insanlarda var bu. Birazcık kafamızın çalıştığına dair bir elimizde çıktı olduğu için ön yargılarımız acayip kuvvetli.
başta bir kabul yapmışsak... Evet. Ve bunu etrafımız... Ben Napolyonları bilmiyorum diye şey aynen. yaptı, kapattınız tamam, orayı artık bilemezsiniz. Ondan sonra artık şey kör dövüşüne döndü. Kesinlikle, kesinlikle. Ama çok iyi. Ama tam sizlik soruydu ya. Zeka evet, ve dikkat aynen. sorusuydu. Hiç öyle aklıma gelmedi. Onu ben şeylerde de karşılaşıyorum. Bazı yarışmacılarımız geliyor. Görüyorum gayet zeki bir insan karşımdaki ama sayısalla hiç ilgilenmemiş. Matematik hı-hı. ben bilmiyorum diye kafasına kodlamış. Hı-hı. Çok basit bir matematik aynen. sorusunda ben matematik bilmiyorum diye seyircilerimize soruyor. Aynen. Sonra açıklayınca aa çok kolay aslında yapabilirdi de yani. Evet hiç öyle bakmadım. O evet insanların o tip kendini engelleyen sabote eden önyargılardan kesinlikle kurtulması gerek. Devam ediyoruz Serkan Bey. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada 9. sorumuz var. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türkçe'de içinde hangi kelime geçen bir atasözü yoktur? A. Turşu, B. Badem, C. Cücük, D. Pilav. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Turşu, cücük. Sanki turşuyla alakalı da bir şey hatırlıyorum ben ama. Turşu deyince de hep aklıma şey geliyor. Keskin sirke küpüne zarardır geliyor da. Ama şöyle bir mantık var şimdi. Şimdi atasözü. Şimdi mantık yürütüyorum ya ben. İşimiz bu ya. Bu mantıkta normalde pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye bir şey olmaması lazım bizde. Çünkü varacağım şey de şu. Kültürden besleniyor. Hı hı. Turşu, soğanın cücüğü, badem, pilav, pirinç Çin'den geliyor. Sonradan dahil oldu. Bunlar bizim kültürümüzde var. Kesin vardır. O zaman pilav yoktur ama tabii Çin'den de pilav, pirinç dün gelmedi. Kaç yüz sene geçti. Evet. O yüzden her biri olabilir ama bizim insanımız turşu ve cücükle kesin atasözü olmuştur. Cücük dediğimde de yanlış değil. Soğanın cücüğü. Ufak, mini. Evet, benim de tek bildiğim cücük o. Aynen. Soğanın cücüğü. Ama badem. Badem de güzel bir meyve. Bizde de meyve diyorum. Sebze sanırım. Ya da meyve. Çekirdek. Açıkçası hiç emin değilim. Hani burada belki turşu, cücük, pilav, badem. Normalde pilavdan dönenin kaşığı kırılsın denmiş ama eğer müsaade varsa ben burada çekilme hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Bütün kararlar size ait Serkan Bey. Yani sorudan emin değilim. Elimden geleni de yaptım. Jokerlerimi de kullandım hakkıyla. Güzel oldu. Belki Napolyon ya da Kansas'ta yapılmayabilirdi. Ama aynen çekilmek istiyorum. Son karar. Devam etseydiniz ne derdiniz? Badem derdim. Kör ölür badem gözü olmaz mı? Harikulade. Evet. Bu ne perhis, bu ne lahana turşusu? İşte oydu aklımdaki ama gelmedi. Evet. Cücüklü hatırlamıyorum. Olsun, güzel oldu. En azından evet, körelir. Hakikaten ha. Hakikaten ha. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, aynen, onu siz söylediniz zaten. Güzel güzel ilerlenirmiş aslında. Sağlamcı mı, fazla sağlamcı mı gittiniz? Yaşlanınca biraz böyle olmuyor. Daha yaşlanmadınız Serkan Bey. Hayatım oyuncu aldım. Bütün kararları genelde 10-15 saniyede alıyorum. Yaşlanmak için bu kadar telaşlı ve gayretli olmayın. Saçınızda bir tane beyaz yok. Hiç acele etmeyin. Nasıl olsa olacaksınız. Nasıl geçti yarışma sizin için? Vallahi güzeldi. Yani ilk şeyden de insan hiç düşünmüyor bunu. Bir kere yarışabiliyorsun. Evet. Yönetmen beyefendi de söyledi. Yani bir kere dedi. Yani hayatınızda bir kere. Yani eğer... Amerika'ya ya da yurt dışına gidip oradaki milyonerde yarışmıyorsan Türkiye'de bir kere yarışabileceksin. Bu muazzam bir şey. Ben buradan çıktığımda artık benim için böyle bir yarışmada bir daha yarışma gibi bir lüksüm olmayacak. O biraz iç burkucu. Birkaç soru daha ilerleyebilirdim gibi gözüküyor kanaatimce. Evet, bence de burayı yani, geçebilirdiniz. Orayı. O Kansas tarafında onu kullanmama da gerek yoktu hakikaten de. Çünkü oradaki karakter sürekli eski rock'n'roll müziklerini seviyordu. Hmm. O... Onların dediği işte metale dönmeden önceki halini seviyorlardı. Kansas da onlardan bir tanesiydi. Evet. Ama güzel. Memnunum ya. Performansımdan da memnunum. Teşekkür ederim. Performansınızı eşinize bir soracağım. O zaman siz ne diyorsunuz? Ben Serkan'a her zaman söylemiştim. Hislerine güven.
O her zamanki gibi mantığıyla cevap verdi. Evet, mantığını. Yine ben haklı çıktım. Ama yine de tebrik ediyorum kendisini. Ama son... Harika, güzel de bir anıyla ayrılacaksınız buradan. Çok teşekkür ben ederim. Ben de sizleri tebrik ederim. Efendim. Son bir kamu spotu tadında mesaj verebilir tabii miyim? Tabii ki buyurun. Eşimin söylediği hareketle. Hakikaten evlenene kadar ben birçok şeyde haklı olduğumu düşünüyordum hayatta. Ama evlendikten sonra gördüm ki ikinci evliliğim olmasına rağmen hiçbir konuda haklı olmadığımı 2 sene sonra anladım. Ve geriye kalan 3 senemi de sürekli eşimin haklı olduğu ve benim rahat ettiğim bir evlilikte geçiriyorum. Çok güzel bir şeymiş. Evliliğin sırrını çözmüşsün Serkan Bey. Evet, eşim haklı yine. Darısı başımıza. Amin. Tebrikler. 100.000 lira hayırlı uğurluyoruz efendim. Böyle alayım lütfen. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.